meydana gelir. Yunan toplumunu nasıl inşa etmemiz lazım? Güven toplumu tabii şunu söylememiz lazım. Şimdi insanoğlunun bir bedeni var, bir de görünmeyen kısmı var. Aslında insanın bedeni insan olduğunu göstermez. Neden? Çünkü beden et ve kemikten müteşekkildir. İnsanı insan yapan şey onun manasıdır, ruhudur. Yani insanlık dediğimiz şey etle kemikle değil, mana ile alakalıdır. Daha et kemik, et ve kemik diğer canlılarda da var. Dolayısıyla insanı insan yapan erdemler, özellikler nelerdir? Bunlara ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu erdemlerden bir tanesi de güven konusudur. Yani insan güvenilen bir insan ise eğer onun erdemleri taşıdığını düşünebiliriz. Değilse mesela dikkat ederseniz bazı insanlara hatta münakaşa esnasında sen insan değilsin derler. Bakınız onun eti kemiği var. Normal şekli şemali de var ama sen insan değilsin. Niye? Çünkü onun kastettiği asıl şey onun manası, taşıdığı erdemi, fazileti. Dolayısıyla güven toplumu nasıl oluşur? Güven toplumunun oluşması için aslında kısa ve öz bir şekilde İslam'ı ne kadar ciddiye alırsak o kadar güven toplumu oluştururuz. Ne kadar hafife alırsak o kadar da güvenimizi kaybederiz diyebiliriz. Çünkü güven konusunda ve diğer insani erdemlerde insanın taşıması gereken erdemleri zaten İslam ortaya koymuştur. Dolayısıyla bakınız mesela bir sadakat, emaneti hıyanet etmemek, konuştuğu zaman yalan söylememek, bunların hepsinin toplamı güveni oluşturur. Yani sevgili peygamberimiz münafıklığın alameti 3'tür diyor mesela. Bir başka hadis-i şerifte de 4 olduğunu söylüyor. Konuştuğu zaman yalan söyler, emaneti hıyanet eder ve söz verdiği zaman vaadinde durmaz. Şimdi bunları yapmayan kişi güveni oluşturur. Yani bunlardan sakınan insan güvenilen insan olur. Diğer emirler için de bu söz konusudur. Dediğimiz gibi güven toplumunun oluşması diğer bir ifadeyle ahlaki erdemlere sahip bir toplumun oluşması için İslam'ın hükümlerinin doğru anlaşılması ve doğru yaşanması gerekir. Bizim zaten oluşturmak istediğimiz, İslam'ın topluma sunmak istediği şey budur. Güven toplumu oluşturmaktır. İnsanlar zaten eğer güven duygusunu kaybetmişlerse artık mutluluğu da yakalayamazlar. Çünkü bir insan düşünelim, ne kadar zengin olursa olsun, eğer yanında çalışan müdürüne güvenemiyorsa, kardeşine güvenemiyorsa, işçisine güvenemiyorsa, patron işçisine, işçi patronuna güvenemiyorsa, o zaman birbirlerine arkalarını dönemezler, sırtını dönemezler ve her iki taraf da huzursuz olur, mutsuz olur. Bu tabii sadece bir patron-işçi ilişkisinde değil, eşler arasında da var, okulda da var, çarşı pazarda var, müşteri-satıcı ilişkisinde de var. Her yerde, her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir konu bu. Dolayısıyla bu gibi erdemlere özellikle çok hassasiyet gösterilmeli. Güven veren insanlar öne çıkarılmalı. Yani böyle özellikle insani erdemleri taşıyan insanlar ön plana çıkarsa biliyorsunuz onların örneklik vasfı var. Ama çıkarsa o zaman örneklikleri daha güzel yayılır. Ama bunun tersi olursa dediğimiz gibi adam zengin, işte hiç de güvenilen değil, hiç de efendim itimat edilecek birisi değil ama niye ki işte bir takım şeyleri varmış, özellikleri varmış gibi bunlar ön plana çıkar ve bunlar alkışlanırsa o zaman tabii insanlar da onları örnek alırlar. Bu konuda da sanırım medyamıza büyük bir iş düşmektedir. Özellikle ahlaki erdemlerin bütün toplumun her kesiminde, her katmanında ciddiye alınması ve özellikle erdem sahibi insanların ödüllendirilmesi, iltifat edilmesi, biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. İnşallah tabii hep beraber bu toplumu oluşturmaya çalışacağız. Güven toplumunun oluşması için
ihtiyaç duyduğumuz her şey var. Kur'an-ı Kerim'de var. Malumunuz bu konuda bir çalışmamız da oldu ama ben burada zikretmek istemiyorum onun ismini. Yanlış anlaşılmasın diye. Dolayısıyla muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur ölçüsü gibi. Muhtaç olduğumuz bütün kriterler Kur'an ve sünnette mevcuttur. Yeter ki doğru anlayalım, doğru yaklaşalım. Ben hepinize tekrar güven veren bir toplum dileğiyle mutluluklar diliyorum. Saygılar sunarım.